Merhabalar efendim. Türk Kahvesi'nde bugün yine uzun süredir konuk etmek istediğim bir tarihçi, Profesör Doktor Tufan Buzpınar'ı konuk ediyorum. Uzun süredir diyorum çünkü daha önce kendisine program teklif ettiğinde Ayşem dedi, Abdullah Cevdet biyografisi çalışıyorum. Kitabı bitirmenin, Ahmet Cevdet, gene Abdullah Cevdet karıştırdım pardon. Ahmet Cevdet biyografisi çalışıyorum. Ve bu biyografiyi bitirmeden programa gelmeyeyim, biyografiden sonra geleyim. Biyografi Mayıs 2024'te yayınlandı. Şöyle göstereyim efendim. Cumhuriyet'in 100. yılına armağan alim bir devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa biyografisi. Ve ondan sonra Tufan Bey yeni çalışmalara mutlaka başlamıştır ama biz o arada, o fırsatta kendisini programda konuk etme imkanı bulduk. Türk tarihçiliğine katkıları, Suriye, Şam, Hicaz bölgesi, özellikle Abdülhamit dönemi, aslında Osmanlı'nın son yüzyılı, yüzyılda kültür, sanat, mimari, sanat, pek çok alanda makaleleri, uluslararası yayınlarıyla Türk tarihçiliğinin önemli, değerli isimlerinden birisi Tufan Buzpınar. İlahiyat kökenli imişsiniz hocam, tarihçilik sonradan herhalde beraberinde. İlahiyatta da tarih çalışıyordum. İlahiyat da tarih çalışıyordunuz. Sonra İngiltere ve orada bir Orta Doğu çalışmaları var ve ondan sonra tarihçiliğiniz 19. yüzyıl ekseninde devam ediyor. Şimdi neden Hicaz, Şam, Suriye bölgesi ilk çalışmaya başladığınız alan ve sonra Ahmet Cevdet Paşa'ya sizi yönlendiren, o biyografiyi çalışmaya sevk eden sebepler neler? Onları bir sizden dinlemek istiyorum ve bir tarihçi olarak da ayrıca sizin bir farkınız var. Yani bu farkı, tarihçiliğe bakışınızı da yine sizden dinlemek istiyorum. Bununla başlayalım. Hristiyan, İngiliz Hristiyan, Siyonizmi, bir sürü çalışma alanınız var ama özellikle bu, yine bu program için dikkatimi çeken başlıklardan birisiydi. Onunla devam edelim. Teşekkür ederim. Bu arada Abdullah Cevdet'i Şükranioğlu Hoca ile konuştuk. Abdullah Cevdet dedi, Ahmet Cevdet diyerek böyle bir sürekli bir dil yanılgısı ya içinde. İki Cevdet. İki Cevdet de birbirine zıt, bambaşka iki tane Cevdet. İki Cevdet arasında kaldınız. İki Cevdet arasında kaldım gerçekten. Neden Osmanlı-Arap toprakları çalışmaya başladım sorusu. Teşekkür ederim. Benim için şimdi 1986-87'ye gitme fırsatı vermiş oldunuz. O zaman daha doğrusu şöyle söyleyeyim, fakülteyi bitirdiğim yıl Türkiye Diyanet Vakfı bir yurt dışı bursu ilanına çıktı. Ben de o bursa müracaat edenlerden birisiydim. Affedersiniz. Yeni rahatsızlıktan çıktığım evet, için biraz sesim. Evet, hatta biraz programı yapamama gibi bir durumumuz bile vardı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın bursunu kazanınca o zaman 1984 Orta Doğu meseleleri çok gündemdeydi. Biz de yurt dışına çıkmadan önce Orta Doğu üzerine bir kısa çalışma yaptık. İngiltere'ye gittikten sonra da bölgeyle ilgili çalışmalar yapma ilgim arttı. Ve bu Türkiye Diyanet Vakfı tarafından da uygun görüldü. Ben özü itibariyle Türk-Arap ilişkileri çalışacağım. Üst başlık olarak söyleyeyim ama bunun dönemi. Öncelikli arzu aslında Cumhuriyet dönemi Türk-Arap ilişkileri gibiydi. Ben bir süre çalıştıktan sonra vakfa uzun bir rapor yazdım. Yani İngiltere'de modern dönemde, daha doğrusu Cumhuriyet döneminde Türk-Arap ilişkileri çalışmak çok uygun değil. Zira burada fazla bir kaynak yok. Ben bunun için gazete, dergiler, işte röportajlar vesaire üzerinden, bir de dergilerin yeni yayınları. Bunu ben daha sonraya bırakayım. İzin verirseniz arşive dayalı Türk-Arap ilişkileri çalışayım istedim. Bu arzum uygun görüldü. Dolayısıyla ben çok istediğim arşive dayalı. Çünkü benim öğrencilikte oluşan ilgime göre arşive dayalı olmayan çalışmalar biraz böyle spekülatif gibi, biraz zayıf kalıyor gibi, işte delilleri zayıf gibi, yorum daha çok öne çıkıyor gibi. Ben ise böyle hani kuvvetli delile dayalı, önce bilgi ardından yorum gelecek bir şey arzu ediyorum.
Onun üzerine Osmanlı dönemine geçtim. Osmanlı dönemi olunca da Türk-Arap ilişkilerinin en böyle tartışmalı olduğu dönem İttihat ve Terakki dönemi, biliyorsunuz. Ayrılık süreci diyebileceğimiz bir süreç. O dönemi çalışmaya başladım. O zaman İngiltere'de Osmanlı dönemi Arap topraklarını ve Orta Doğu'sunu en iyi bilen isim olarak toprağı bol olsun Albert Hurani vardı. Çalışmalarıyla dünyaca meşhur tarihçi. Albert Hurani ile Araplar kısmını istişare ediyorum. Kendi hocam Feroz Yasemi ile de Abdülhamit dönemi ve sonrası Türk tarihini istişare ediyorum. Böylece birisi resmi, birisi gayri resmi, iki danışmanım var. Çünkü kendi resmi tez hocam Abdülhamit döneminde doktora yapmış. Hatta kitabı Türkçe'ye de aktarıldı. Osmanlı Diplomasisi diye yazdı önce İngilizce. Sonra Türkçe'ye aktarıldı. Ve Türk tarihi üzerine hakikaten çok önemli çalışmalar olan bir isim. Onunla istişarelere devam ederken Albert Hurani dedi ki Amerika'da bir Türk öğrenci var, doktor öğrencisi Harvard'da, Hasan Kayalı. O da aynı dönemi çalışıyor. İsterseniz bir haberleşin dedi. Haberleştik. Ben hemen mektup yazdım Hasan Kayalı'ya. Albert Hurani adresini verdim. Hasan'a dedim ki hangi sorularla ve hangi bakış açısıyla ve hangi kaynaklarla çalışıyorsun? Burada bu soruyu. Sorular kısmı, hangi soru kısmı tabii, en önemli kilit anahtar. Tabii çünkü herhalde. Sonuçta sorunuza göre cevap üreteceğiniz için sorular örtüşmüyorsa ben de aynı dönemi çalışacağım. Hasan Kayalı Hoca şu anda Amerika'da tarih profesörü devam ediyor. O zaman doktor öğrencisi cevap verdi sağ olsun kısa sürede. Baktım sorularımız örtüşüyor. Kaynaklarımız da 2:3 oranında örtüşüyor. İşte Osmanlı, İngiliz, o biraz Avusturya, Alman kaynakları da kullanıyor. Bunları paylaştım Albert Hoca'yla. Albert Hoca dedi ki, sen dedi neden dedi biraz daha geriye gidip Abdülhamit dönemi, çünkü dedi Abdülhamit döneminde İslamcılık, ben din bağlantılı sorular da soruyorum. Dinin siyasetteki etkisini, Müslüman olmanın Araplarla, Türklerle ilişkilerdeki katkısını veya var mı yok mu, o neyse. Neden dedi Abdülhamit dönemi çalışmıyorsun? Çünkü dedi bu çok konuşuluyor ama biz hiçbir şey bilmiyoruz dedi. Bu çok önemli kaynakları bir konu. Kaynakları olmadığı için mi burada hiçbir şey bilmiyoruz dedi. Yani literatür yok demek istedim. 1986'yı konuşuyoruz. Tabii. Evet. Literatür yok. Bu konu dedi çok önemli bir konu. Gerçekten ömrüm boyunca ona şükran hissi taşıyorum. Hakikaten öyleymiş. Ben unutmuyorum, kendi danışmanıma gittim. Dedim ki Albert Hoca böyle diyor. Ben dedim konuyu değiştirmek istiyorum. İttihat ve Terakki döneminden Abdülhamit dönemine çekmek istiyorum. Hicaz, Suriye, o bölge. Ama dedi bak kaç aydır sen dedi diğer konuyu çalışıyorsun. Bu bir kayıp olacak senin için. Dedim ki hiç önemli değil. Ben yeter ki akademik olarak tatmin olacağım bir konuyu çalışayım. Derken o konuya başladık ve işte sizin söylediğiniz süreç de böyle başlamış oldu. Abdülhamit dönemi Arap toprakları çalışınca Cevdet Paşa karşınıza çıkmadan olur mu? Çünkü 1878'de hemen Abdülhamid'in ikinci yılında Cevdet Paşa Suriye valisi oluyor. Öyle de Cevdet Paşa ilgim... Şimdi hayatınıza girdi diyeceğim. Çünkü efendim eşiniz Nilgün Hanım'la da tanıştım. Kitabı da zaten eşinize ithaf etmişsiniz Nilgün Hanım'a. Ön sözde de diyorsunuz ki doktora çalışmamdan itibaren ki bu çok uzun süre çocuklarınızın bütün büyüme döneminde içerir. Ahmet Cevdet Paşa ile ilgili bütün istişarelerde eşime le yaptım ve işte ona sordum, takıldığım yerlerde yani birlikte akıl yürütme, birlikte paylaşma ve hayatınızın ve evinizin bir kişisi olmuş Ahmet Cevdet Paşa gördüğüm kadarıyla. Tabii şöyle Ayşe Hanım, bir konuyu öğrenince test edebilecek birine ihtiyacınız var. Özellikle de İngiltere'de. Şimdi kiminle istişare edebilirim ki? Yeni bir şey öğreniyorum. İlgi çekici. Gerçekten ilgi çekici mi değil mi? Paylaşıyorum onunla. O da böylece benimle birlikte Cevdet Paşa'yla efendim bir tarih artıyor. Profesörünün eşinin onun hayatındaki etkisi ve rolü üzerine bence çok önemli bir örnek veriyor. Okumayı seven bir insan olduğu için de okuyor da beraber bazen Osmanlıca belgeleri okuyoruz, müzakere ediyoruz. O da yalnızız bir de. Yani hakikaten hem şartlar hem onun ilgisi. Yani o genel çok geniş okuma ilgisi var. Cevdet Paşa'yı da başından itibaren çok ilgilendi hakikaten.
Hele bu kitap çalışırken Cevdet Paşa'nın eşiyle ilişkileri kısmı biliyorsunuz çok ilginç. Eşiyle ilişkileri kısmı aslında sonra soracaktım ama konu madem geldi diye sorayım. Bu sanırım Bosna Hersek'e atandığı zaman, o gittiği zaman eşiyle arasında da bir sorun oluyor. Benim orada dikkatimi çeken şu oldu. Mesela çok eşlilik Osmanlı'da çok yaygındır filan diye bir genel kanı var. Fakat orada hem Ahmet Cevdet Paşa'nın kendisi hem de genel toplumsal yapı o kadar çok eşliliğe de şey vermiyor, müsaade etmiyor gibi bir izlenim edindim. Evet. Yani, eşi endişe ediyor Bosna Hersek'te bir başka eş olup olmadığından filan. Biliyorsun şöyle bir algı var. Tarihte de günümüzde de işte Bosna kızları çok ilgi çekici, işte güzellikleriyle dikkat çekici, işte o bölgeye giden insanları etkiliyor gibi böyle bir genel algı var. Cevdet Paşa da Bosna görevini kabul ederken böyle aileyle çok istişare etmiyor. Bir devletçi şeyi var, kişiliği var. Yani böyle devletin bir işi söz konusu olduğunda bu hani ailenin istişaresine bağlı olarak karar verilmez gibi bir anlayışı var anladığım kadarıyla. Yani devlet önceliği. Önceliği var. Dolayısıyla da kararı veriyor, aileye bildiriyor. Bu kadar uzun süreceği belli değil. Gidiyor, bir türlü dönmüyor. Biliyorsunuz 1,5 yıl sürüyor yaklaşık Bosna görevi. Şimdi tabii Cevdet Paşa gidiyor da İstanbul dedikoduları da durmuyor. Bosna kızlar da güzel. Adviye Hanım çok endişeleniyor. Hakikaten de onu da anlamak lazım. Zor şartlardayken ayrılıyor Cevdet Paşa. Paşa da değil o zaman daha efendi, ilmiye sınıfında. Bir efendilik dönemi var, paşalık dönemi ilmiye var. İlmiye döneminde. İzin istişaresi yapmadığı gibi mesela Adviye Hanım hamile çocuk Şubat 64'te doğduğuna göre bu da işte Haziran'da gidiyor. Yani 3-4 aylık hamileyken bırakıp gidiyor bir anlamda. Aynı zamanda Adviye Hanım evin yöneticisi oluyor. Kalabalık bir aile, kardeşleri var, annesi var, ailenin diğer fertlerinden var. Hem sorumlulukları ağır, hem hamile, hem de böyle dedikodular çıkıyor. Anladığım kadarıyla artık sinirleri katlanmıyor. Bir kısmını ben böyle farklı bir biyografi tarzı olsun diye aileyi de işin içine katarak sadece Bosna'da bir devlet görevi icra etmiyor. Aynı zamanda da bir aile sorumluluğunu nasıl yaşıyor, nasıl gerginlikler yaşıyor onu insan okuyuculara aktarmak için o konuyu biraz yazdım. Evet yani ben mektupları, de ilginç buldum. Gördüğünüz gibi dikkatimi çekmiş yani o orada. Mektupları bence çok önemli ipuçları taşıyor. Hem ailenin geçim standardıyla ilgili, hem Adviye Hanım'ın o hamilelik dönemi, çektiği zorluklar, dedikodulardan etkilenme süreçleri, onların hepsi mektuplara yansıyor. Ve onu Cevdet Efendi'nin Bosna'daki görevi sırasında nasıl yaşadığını, ne kadar titiz onun hem gönlünü almaya çalışıyor hem de bazı mektuplarda dikkat edersen çok vurgulu bir şekilde yeminler ederek yok böyle bir şey, nereden çıkarıyorsun? Bak ben sana kaç defa söyledim, böyle bir şeyi asla düşünmem, aklıma getirmem, sen hala insanlardan etkilenip bunları bana söylüyorsun gibi yazıyor ama diye de sonuçta eşini kıskanan bir kadın ve gerçekten de yükü ağır. Ağır, evet. Ben dönemde bir aslında Ahmet Cevdet Paşa bir Tanzimat modernleşmesini uygulayan, kurgulayan bir akıl bir taraftan da bir tarafıyla da belki böyle de diyebiliriz. Osmanlı dil bilimine katkısı, tarih yazımına katkısı, İslam hukuk alanında Mecelle'nin yazarı. Ama bütün bunların yanında da bir özel hayatı var. Yani o özel hayatı da bütün bunları ortaya. Bir de bürokrat kızıyla evli yani kız da öyle hani sıradan bir neticede Babıali'nin ortamına aşina bir hanımefendi. Dolayısıyla bir, zannediyorum aileden gelme de bir özgüven ve şey var. Ama hani ben bakarken de o dönemde Osmanlı'ya çok eşlilik çok yaygın falan yani öyle o kadar değil, Ahmet değil, Cevdet ya, Paşa evet, yaygın değil ve evet. Ahmet Cevdet Paşa'nın da bu konudaki o mektuplardaki ifadeleri şeydi. Hani buna yatkın ve temayüllü bir yapı da çok böyle onaylanmıyor gibi gördüm. Ben eskiden espri yapardım bir gün. Cevdet Paşa elime düşecektim. Bak sen bu Bosna hadiseni yazacağım diye. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Çok dikkatli okudum. Hiç öyle bir
düzensiz hayata ima dahi yok yani. Belgelerde, bilgilerde. Ciddi bir devlet adamı, bir bilim adamı. Yani bütün samimiyetimle söylüyorum. O dikkatli okuduğumda, eskiden yaptığım espri de zihnimde olarak gerçekten yok. Peki. Ama ileride belgesi çıkar. Siz tabii tamamen belgelerle çünkü çalışıyorsunuz. Belgeye sadakat anlayışıyla çalışıyoruz. O zaman başlamışken kısaca bir Ahmetçe Hristiyan Siyonizmini programın o zaman ikinci yarısında konuşmaya bırakalım. Nasıl arzu ederseniz. Ahmet Cevdet Paşa neden önemli? Çünkü diyorsunuz ki Ahmet Cevdet Paşa'yı tanımadan ve bilmeden Abdülhamit anlaşılamaz. O dönem anlaşılamaz. Osmanlı'nın son yüzyılı anlaşılamaz. Modernleşme anlaşılamaz. Aslında Cumhuriyet'in birikimi dediğimiz bu arka plan, bu önceki tarihi bilmek bugünü de anlama noktasında çok önemli. Ben Ahmet Cevdet Paşa'yı bilmeden bugün de çok anlaşılamaz diyebilir miyiz diyeyim. Ve bu biyografide Ahmet Cevdet Paşa'nın önemini, ne yaptığını, bir Tanzimat modernleşmesini uygulayan bir paşa olarak sizden dinleyerek başlayalım. Bir kere şunu söylemeliyim. Bu biyografi kısa bir biyografi. Yani kitabın hacmine bakıp da çok detaylı bir biyografi olarak düşünmesin okuyucularımız, dinleyicilerimiz. Çünkü çok geniş bir biyografi yazacak henüz altyapımız oluşmuş durumda değil maalesef. Şöyle basit bir şekilde açıklayayım. Ahmet Cevdet Efendi, efendiliği dönemde yani ilmiye sınıfındayken 1847'de bana göre Baba Ali'ye intikal ediyor. Ve 1858'de Mustafa Reşit Paşa vefat edinceye kadar onun önemli isimlerinden bir tanesi. Şimdi Ahmet Cevdet Efendi ve Paşa'yı anlayabilmemiz için onun çok yakın ilişkide olduğu şekillenmesine çok büyük katkısı olan insanlar var. Mustafa Reşit Paşa bunlardan bir tanesi. Keçecizade Fuat Paşa. Fuat Paşa bunlardan bir diğeri. Ali Paşa üçüncü isim belki. Ama ne yazık ki bugün bu saydığımız isimlerin hiçbirinin biyografileri yok. Yani bunların hayatları... Notlar var mı peki? Cevdet Paşa'nın kendi notları var notları herhalde. Notları var ama şimdi onu da belirteceğim. Şimdi biz Cevdet Paşa'nın söylemiyle Cevdet Paşa'yı anlamaya çalışırsak zaten onun tabi caizse istediğini anlatıp onun istemediği, dışarıda bırakmak istediği yani bağımsız bir Cevdet Paşa inşa edemeyiz. Dolayısıyla ben elbette onun bütün notlarını çalıştım ama Cevdet Paşa ön sözde de belirttim. Çok bilinçli bir şekilde bir gün kendisini yazacak tarihçiyi mümkün olduğu kadar sınırlandırmaya çalışıyor. Yani onun çok istediği özelinden söz etmiyor diyorsunuz. Tabii onun istediği bir Cevdet Paşa yazılmasını istiyor. Bunu da çok bilinçli yapıyor. Yani sizi alıp bak beni şöyle yaz demeye getiriyor. Halbuki bu bağımsız bir tarihçinin kabul edebileceği bir şey değil tabiatıyla. Bu arada bizi izleyen izleyicilerimiz arasında tarih öğrencileri oluyor zaman zaman karşılaşıyorum evet. Çeşitli üniversitelerde. Bunları not edin. Bir tarihçi bir biyografiye nasıl yaklaşır da diye evet. Onlara bir parantez arası tavsiyede bulunup tabii, döneyim Cevdet size. Paşa çok bilinçli bir şekilde kendisinin kendi isteği üzere yazılması için her tür tedbiri alıyor. Bunu da bu aslında bir yönüyle hani bu eleştirel yaklaşıyor olarak söylüyorum ama bir yönüyle de bir malzeme oluşturuyor. Ben mukayese ettim. 19. yüzyılda Cevdet Paşa kadar hem dönemi anlamaya katkı yapacak hem de kendi hayatını anlamamıza katkı yapacak malzeme bırakan kaç kişi var diye sayısı çok çok az. Bu aynı zamanda 19. yüzyıla Cevdet Paşa'nın katkısını da öne çıkarmamızı sağlıyor. Yani ciddi anlamda katkı sağlıyor. Yani diğer konu Cevdet Paşa'yı geniş olarak hakkıyla yazabilmemiz için dönemin önemli isimlerini yani Cevdet Paşa ile yakın çalışma içerisinde olan insanların biyografilerini bilmemiz gerekiyor. Ya düşünün tarihçiliğimizin halini. Mustafa Reşit Paşa kadar önemli, kritik ve 1840'lardan 58'e kadar Osmanlı Devleti'nin gidişatına damga vurmuş bir ismin biyografisi yok hala. Baştan sona. Yani mesela Cevdet Paşa'nın diyelim ki 1850 küsur bir yılda Reşit Paşa ile bir diyaloğunu onun penceresinden görmek isteseniz görebileceğiniz bir şey yok. Siz bu kitabı hangi arşivlerle çalıştınız? Hangi belgelerle? Ben bu kitabın arşiv malzemesinin önemli bir kısmı Osmanlı arşivi.
Ama esas itibariyle okuyucuyu da düşünerek literatürü mümkün olduğu kadar değerlendirmek istedim. Yani Cevdet Paşa üzerine var olan ve onun hayatına katkı yapacak literatürü. Onun için mesela mektuplarının arşiv nüshalarını görmeme rağmen mektupların referansları yayınlanmış olanlarına, eğer yayınlanmışsa, yayınlanmamışsa arşiv koleksiyonuna referans verdim. Niye? Çünkü okuyucu da gitsin hem beni kontrol etsin bir anlamda, yani doğru anlamış mıyım, doğru yorumlamış mıyım, doğru atıfta bulunmuş muyum, hem de kendisi de doğrudan okusun. Şimdi yani biyografinizin, yani bu biyografinin önemli bir şey var. Bir döneme dair bize müthiş bir şey sunuyor. Yani ne olmuş ne bitmiş. Evet, anlaşmalar, çatışmalar, yani 19. yüzyıl ihtilaflar. Hani bugünden baktığımızda kaygılar, lineer bir tarih de yok. Temel yani. Sorular tabii. Temel sorular bir şeyin içinde. Bu anlamda önemli. Bir diğeri kendi dünya görüşünüzü yansıtmamışsınız bu biyografide. Bunun da bu biyografi açısından önemli bir şey olduğunu altını çizeyim. Fakat fikrine çok girmedim diyorsunuz. Yani Cevdet Paşa'nın fikirlerini değil hayatını anlattım. Anlatmaya çalıştım diyorsunuz. Fikir kısmını başka bir şeye bıraktım. Bu çalışma devam edecek Ayşe Hanım. Bu çalışma bir kere biraz az önce söylediğim gibi o eksiklikler biraz tamamlanırsa, mesela Fuat Paşa bence çok önemli bir yer tutuyor Cevdet Paşa'nın hayatında. Ne yazık ki Fuat Paşa ile ilgili çok olumlu şeyler söylemiyor hatıralarında, ama benim mesela bu biyografide biraz kronolojik gidince ortaya çıkardığım iki önemli detay var. Bunlardan bir tanesi Fuat Paşa ile ilgili, bir tanesi de Ali Paşa ile ilgili. İki sadrazam, iki yakın çalışma arkadaşım. Fuat Paşa ömrünün sonuna kadar Cevdet Paşa'yı destekliyor benim gördüğüm ve takip ettiğim literatür belgelere göre. Hatta Bosna başarısı büyük ölçüde Fuat Paşa'ya bağlı. Çünkü Fuat Paşa ona açık çek veriyor. Diyor ki bak sen ne yaparsan ben seni destekleyeceğim ve buradan kararları hızlı çıkaracağım. Bu çok önemli bir şey. Şimdi burada şunun da altını çizelim. Bosna Hersek Valiliği olsun, gerekse hani Suriye Valiliği olsun, aslında bir kamu düzeni kuruyor. Paşa'yı oraya o tanzimat reformlarını uygulamak için, anladığım kadarıyla kitaptan da, gönderiyorlar. Yani o modern kurumları kurmaya gidiyor. Yani bir taraftan isyanları bastırmak falan, bir bölgeyi yönetmek. Bu anlamda bir şeyi var. Bir misyonu da var Cevdet Paşa'nın. Yani salt bir yönetici değil gördüğüm kadarıyla. Şöyle, Cevdet Efendi olarak 1847'de Bab-ı Ali'ye girince 3 yıl sonra artık devletin kurumlarına, meclislere, mesela Encümen-i Danişe, Meclis-i Marife, devlette çeşitli birimlere üye yapılıyor. Bu Mustafa Reşit Paşa'nın önemli projelerinden bir tanesi. Yani insan yetiştirme projesi diyelim. Fuat Paşa'yı ve Ali Paşa'yı da öyle yetiştiriyor. Cevdet Paşa 1850'lerin ortalarına geldiğinde kendini birkaç alanda ispat ediyor hale geliyor. Bunlardan bir tanesi çok önemli kompozisyon yeteneği. Artık meclislerde raportör gibi çalışıyor. Sonra o meclislerdeki müzakereleri metin haline getiriyor. Bu etkileyici oluyor. Onun için mesela ona tarih yazma görevi veriliyor. Cevdet bir bürokrat aslında efendi o zaman. Şimdi, yani bir tarihçilik yeteneği yok ki. 1800 İstanbul'a 1830'da geliyor diyorsunuz. 39'da geliyor. 1823 doğumlu zaten Bulgaristan, evet, Yofça. Evet. İstanbul'a 1839'da geliyor. 1866'ya kadar İlmiye mensubu. Yani evet, medrese eğitimi görmüş. Evet. Bir ilim elbabı, yani bir bürokraside. Mensup ama fiiliyatta dikkat ederseniz medreseden mezun olduktan sonra bir yıl kadılık yapıyor. O da fiilen yapıp yapmadığını tespit edemedik. Bir buçuk iki yılda müderrislik maaşı alıyor diyelim. Bildiğimiz net o. Ama nerede müderrislik yapıyor, hangi dersleri veriyor, onları tespit edemiyoruz. Edemedik. Sonra Bab-ı Ali'ye geçiyor. Şimdi 1847'den 1866'ya kadar aslında kategori olarak ilmiye mensubu bir ama bürokrat. Fiiliyatta bakın, fiiliyatta hep bürokratlık yapıyor. Bunun arasında da Tarih-i Cevdet'i yazıyor ve Mukaddime'yi çeviriyor.
önemli. İbni Haldun'un mukaddemesini çeviriyor. Şeyi yazıyor, dil bilgisi kitabını yazıyor. Notlar ilk gramer, alıyor. İlk gramer şimdi, diyebiliriz. Şimdi kendisini ilmiye mensubu olarak önemsiyor. Çünkü aslında orada kalmayı istemesinin nedeni Şeyhülislam olmak istiyor. Buna da en çok 1863'te Bosna için görevlendirildiğinde kadaskerlik unvanı verildiğinde inanıyor. Çok yaklaşıyor çünkü. Artık yani kadaskerlik unvanına da kavuşunca Şeyhülislamlık iki basamak yukarıda. Zaten biraz böyle iyi yetişmiş, çok çalışkan bir öğrenciymiş medresede. Dolayısıyla böyle kolay beğenen bir isim değil. Kendi akranlarından ilmiyede olan, Şeyhülislamlık görevinde bulunan insanları hiç beğenmiyor. Onların hem müktesebatı hem kişiliğini çok eleştiriyor. Orada belli oraya kendini hazırlamaya çalışıyor. Ama burada biraz mesela önemli farklarından bir tanesi bu biyografi kitabının. Cevdet Efendi Paşalığa döndüğünde ahva ediyor ve bu söylem Türk tarihçiliğinde çok işleniyor. Ben bunun Cevdet Paşa'nın çok samimi ve hak ettiği bir eleştiri veya güzelmişlik olduğunu düşünmüyor diye mi yazdım. Niye? Bu 1866 Ocağı'na kadar geçirdiği, yani 1850'den, hadi diyelim ki Meclis-i Marif üyeliğini esas alalım, başlangıç olarak bürokrasideki önemli görevi, kalemini kullandığı ve 1866 Ocak ayında da paşalığa aktarılıyor. Bu arada yaptığı görevlerin hiçbirinin ilmiye ile alakası yok. Fiilen evet ilmiye sınıfında ama bürokratlık yapıyor. Taşra görevlerine gönderiliyor. Üç taşra görevine görevlendiriliyor bu sırada. Rumeli müfettişliği sadrazamın yanında, İşkodra müfettişliği müstakil tek başına gidiyor. Sonra Bosna Hersek müfettişliği büyük başarı elde ediyor orada. Şimdi siz de Cevdet Efendi'nin o zaman yöneticisi olsanız, amiri olsanız, bu siciline baktığınızda onun esas itibariyle ruhen ve fiilen mülkiyel olduğunu görürsünüz. Başarılarını önemli ölçüde. Şimdi Tarihi Cevdet'in birkaç cildini yazıyor bu dönemde. Ama Tarihi Cevdet... Ama sonradan revize ediyor yazdıklarını. Ediyor tamam ama zaten bir hani onun ilmiyedeki yerini pekiştirecek bir çalışma değil. Yani onun zaten kompozisyon yeteneğinden siz dolayı bu görev veriliyor. İlmiye vasfından daha çok bürokrat ve paşalık tabii, vasfının çok mülkiye, daha önemli olduğunu ya söylüyorsunuz. Mülkiye yönü çok güçlü gösteriyor onu, ispat ediyor. Yani bu çatışma bölgelerinde yaptığı başarılı girişimler. Mesela gittiği bölgelerde daha sonra Tanzimat'ın böyle oturmuş politika haline getirdiği, yani yerel güçlerin, büyük ailelerin, güçlü ailelerin yönetime desteğini kazanma yöntemini uyguluyor. Her gittiği yerde eşrafı siyasete dahil ediyor. Müzakerelere çağırıyor. Onların görüşlerini alıyor. Onlarla birlikte hareket ediyor. Ve böylece de ucuz ve etkili çözümler üretmeye çalışıyor. Ya. Bu biliyorsunuz daha sonra Osmanlı Devleti'nde çok uygulanıyor ve bir arkadaşımız bunu Talha Çiçek kitap konusu yaptı ve Cambridge University Press'ten yayınlanan kitabında Osmanlı Devleti'nin müzakereci bir imparatorluğa döndüğünü, yani Negotiating Empire diye de başlık attı. Bu aslında Cevdet Efendi'nin efendiliği ve paşalığı döneminde istikrarlı bir şekilde kullandığı bir yöntem. Ve Bosna'da, sonra Dürzi meselesinde, çok farklı yerlerde bu özelliğini öne çıkardığını görüyoruz. Yani şimdi bu karşı... özellikteki bir insanı siz ilmiyede mi görürsünüz filan? Yok, mülkiyede. Biz mülkiyede şimdi ikna olduk. Mülkiyede zaten kitapta burayı gösteriyor. Ayrıca bütün kuramların modernleşme sürecinde hukuk çerçevesini de çiziyor. Evet. Şimdi bir buraya bir virgül koyalım mı arzu olur. Ederseniz bir reklam arasına gidelim. 50 yıl kadar devlete hizmet etmiş, ömrünün sonuna kadar da devlet himayesinde kalmış. Ve Tufan Hocam'ın şimdiye kadar anlattığı yeriyle bir mülkiyeli olarak Ahmet Cevdet Paşa'nın öyküsüne bir müddet daha devam edip sonra bir o kadar önemsediğim bir konu hocamın çalışmaları içinde seçerek aldığım İngiliz Hristiyan Siyonizmi üzerine dinleyeceğiz efendim. Ayrılmayın diyoruz. Kısa bir reklam arası.
Efendim, Türk Kahvesi'nde bu hafta Tufan Buzpınar Hoca'yı konuk ediyoruz. Çok kıymetli bir tarihçi, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli tarihçilerden birisi. Ahmet Cevdet Paşa'yı konuşmaya başlamıştık. Çok kısa bu bölümde ona devam edeceğiz. Ben konunun öneminin altını çizmek için söylüyorum. Diyor ki hocamız, 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması sonrası Osmanlı tarihi, hilafet, din, siyaset ilişkisi, Osmanlı modernleşmesi konularında Ahmet Cevdet Paşa'yı bilmeden çok da mesafe, yol kat edemeyiz diyor. Ve onun kaleminden çıkan binlerce sayfa tüm akademik hayatı boyunca Tufan hocamın eşlik etmiş ve aslında o binlerce sayfayla birlikte Suriye, Hicaz, Şam, Bosna Hersek yine çalışma alanlarından birisi ve Osmanlı'nın son yüzyılı konusunda ona yoldaşlık etmiş aslında bir tür yoldaşlık etmiş. Şimdi Ahmet Cevdet Paşa'nın aslında ilmi tarafından ziyade bir bürokrat, mülkiyeli, yönetici tarafının paşalık kısmının çok daha önemli olduğunu, paşa olmadan önce 1866 paşalığından önceki müfettişliklerinin, vakanüvislik ve çeşitli görevlerinin de çok önemli olduğunu ve bizim aslında paşanın bu yönüyle, paşayı bu yönüyle daha çok tanımamız, bilmemiz gerektiğini söylediniz. Burada kaldık. Bosna Hersek biraz konuşmuştuk ama reklam arasında Çukurova'ya gönderilmesini, Çukurova müfettişliğini konuşuyor idik. Paşa'nın bu yönleriyle de bilinmesinin önemli olduğunu söylediğiniz için Çukurova neden önemli bizim için? Bu arada Tufan Hocam Kadirlili, Osmaniye Kadirlili. Benim de Osmaniye ve Kadirlili'yle böyle bir deprem döneminden başlayan bir muhabbetim de var. Osmaniye'yi de Cevdet Paşa kurduruyor. Ahmet Cevdet Paşa kurduruyor. Kadirli'yi de öyle. Bölgede aslında bazı kabilelerin devamı olan aileler Cevdet Paşa'yı çok sevmiyorlar. Çünkü onu o bölgenin göçebe aşiretlerine çok ağır davrandığını ve onlara yerleşik hayatı geçirmek için zorladığını düşünüyorlar. Kısmen haklılık payları var ama mesele aslında çok önemli bir şeyden çıkıyor. 1860'lara gelindiğinde... Çukurova için konuşuyoruz değil mi? Aşiretlerle ciddi bir sorun var ve aslında devletin var, sistemli yapısını kabul etmek istemiyorlar. Çıkış noktası şu: devletin askeri ihtiyacı var, gelir ihtiyacı var ve yerleşik hayata geçirip insanların yönetimin masraflarını düşürmeye ihtiyacı var. Şimdi bu ihtiyaçların karşılanması müzakere edilirken Cevdet Efendi kendisi de aslında buna katkı yapacak projelerden bir tanesinde göçebe aşiretleri yerleşik hayata geçirmek olduğunu söylüyor. Yerleşik hayata geçirildiğinde ne olacak da nasıl katkı yapacak? Çok açık. Bir, bu insanların sayıları ve gelirleri hakkında fikir sahibi olunacak. Aileler hakkında bilgi sahibi olununca tabii onların askere gidebilecek evlatlarının askere alınması. Çünkü ciddi anlamda güvenlik problemleri olduğu için asker sayısını artırmak gerekiyor. Hristiyanların henüz askerlikte istenilen düzeye gelememeleri ve o problemler çözülmüş değil. İlki olarak evet eşitlik kabul edilmiş ama fiiliyatta henüz icraya koyulamamış. Dolayısıyla istenilen seviyede asker toplanamamış durumda. Bunları da halletmiş olacaklar. Bir de Çukurova'nın verimli topraklarını kullanıma açacaklar. Dolayısıyla üretim artacak. Böylece Çukurova hem bataklıktan kurtulacak, tarlalar oluşacak, üretim artacak. İşte insanlar yerleşik hayata geçirilecek, onlar bu tarlaları kullanarak gelir elde edecekler. Yani bir düzen ve nizam kurulacak ama sistem değişiyor. Cevdet Efendi Derviş Paşa ile birlikte görevlendirildiğinde devletin bu bakış açısını tabiri caizse tartışmasız ve müzakereye kapalı bir tavır olarak alıyor ve bunu orada aşiretlere tabiri caizse kimisini müzakere yoluyla ikna ederek, kimisini güç gösterisiyle, bakın eğer kabul etmezseniz bu devlet ordu başınızı burada size karşı savaşacak. Hayatınızı kaybedeceksiniz. En iyisi siz gelin yerleşmeyi kabul edin. Biz size yerleşik hayatta yardımcı olalım anlayışı sergiliyorlar. Bu büyük ölçüde aslında barışçıl yöntemlerle çözülüyor. Bölgenin hafızasında aşiretler yok edildiği gibi bir şey kalmış ama özellikle Avşar kabilelerinde
Aslında o doğru değil. Çünkü çatışma Osmaniye'de iki isyancıya karşı yapılıyor. Kısa bir çatışma. Bir de Kozan'da Kozanoğlu ailesinden Yusuf'a karşı müzakereler bitmişken, tam da bölgeden ayrılacakken bir cüz'i bölgesel isyan çıkıyor gibi bugünkü işte Feke bölgesinde. Ona karşı yapılıyordu. Çok kısa süre zaten aynı zamanda kolera da çıkmış durumda. Ciddi bir çatışmaya dönüşmeden çözülüyor. Bölgenin hafızasındaki o çatışma kültürü esas itibariyle çok doğru değil. Fakat şöyle bir ilginç açmaz yaşanıyor. Şimdi aşiretler Çukurova'daki veba salgını dolayısıyla yerleşik hayata uyum sağlayamıyorlar. Ve onun için yaylalara gidiyorlar yazları. İşte hayvanlarını oralarda besliyorlar. Kışlara da ovalara iniyorlar. Bu basit görünen hayat tarzı aslında bölgedeki verimin de ciddi anlamda tahribata uğraması sağlıyor. Çünkü şöyle düşünün, binlerce hayvanın birlikte hareket ettiği bir arazi düşünün. Orada ne ekin kalıyor, ne bahçe kalıyor, ne işte bir şey, evet, dönemi dolayısıyla mi? Büyük bir tahribat. Devlet bunu önlemeye çalışıyor. Aşiretler ise bizim hayat tarzımız başka türlü olamaz, biz başka bir hayat yaşayamayız gibi bakıyorlar. İşte bu çatışma sonunda belli köylerin boşaltılması zorla gerçekleştiriliyor. Ve bu insanlara deniyor ki, bugün aslında birçok ailenin belki böyle büyük iştahla atlayacağı teklifleri yapıyor devlet. Gelin şu ova arazisine yerleşin. Evinizi, yurdunuzu burada kurun. Biz boşalt, de su kuruyor. Toprak veriyor yani. Ama fiiliyatta en büyük korku hastalık, salgın hastalık. Düşün, 1860'larda Çerkezlerden, Kafkaslardan gelen göçmenlerden önemli bir kısmı ovaya yerleştiriliyor. Nehir kenarlarına özellikle. Fakat o insanlar önemli bir kısmı hayatlarını kaybediyorlar. Şimdi aşiretler bunları da görüyor ya. Onun i̇syanlar. İçin dağlara çıkıyor. dağlar, isyanlar, türküler, bütün marka bir... Cevdet istiyor ki ovada yerleşsinler. Bunlar, hem bunlardan asker alalım, hem işte güvenlik zaafı oluşmasın. Sanki biraz kitapta da öyle. Yani tüm hayatı boyunca merkezi bir yönetimi, evet. Taşra'yı merkezi bir yönetimi yine Suriye Hicaz bölgesinde bağlamaya çalışmış. Evet. Yani bunun merkeziyetçi bir yönetimi, anlayışı evet. Yerleştirmeye çalışmış. Tipik ve bunun bir mücadelesi, o yönüyle, evet. Evet, mücadelesini vermiş birisi. Mecelle, çok kısa ona da biraz değinelim. Mecelle'nin şer'i fıkhi kaynakları dayansa da bir modern hukuk sisteminin oluşması açısından bir önemi var. Şeyhülislam da yer yer galiba burada dönemin, evet. Şeyhülislam ile çatışmaları var. Çünkü niye şer'i mahkemeler dururken nizamiye mahkemeleri oluştu diyor tepkileri. Ve bu tepkileri bertaraf etmeye, nizamiyeyi ilişkin tepkileri bertaraf etmeye de memur ediliyor. Yani bir taraftan tarihi Cevdet'i yazıyor veya diğer şeyler, ama bir taraftan da bu modernleşmenin kurumlarının, devlet kurumlarının, devletçiliğin daha doğrusu, evet. Yerleşmesini sağlıyor. Biraz Mecelle'ye girelim. Cevdet, şimdi Paşa artık. Cevdet Paşa'yı anlamamızı zorlaştıran önemli konulardan bir tanesi, ama aynı zamanda anlamamıza çok ciddi veriler sağlayacak bir proje, Mecelle projesi. Aslında Fuat Paşa ile kendisinin projesi. Yani kendisinin kuvvetle savunduğu ve Fuat Paşa'nın da evet tamam yapalım bu işi deyip ona destek olup yola çıkardığı bir proje. Şu açıdan söyledim, yani hem onun anlamamıza önemli katkı sağlıyor, hem aynı zamanda onu anlamak için ciddi emek vermemiz gerekiyor. Cevdet Paşa bir yönüyle modernist bir insan. Yani, ama bir tarafıyla da muhafazakar biliniyor. Evet, işte tam orada. Şimdi Cevdet Paşa mesela Baba Ali'ye geçtikten sonra şeyi anlıyor. Modern dünya ile iletişimsiz bir hayat yok artık. 19. yüzyılın ortalarına gelmiş vaziyette. Ben bunu şöyle diyorum. Artık bağımsız devlet yok. Birbirine bağımlı devletler var. Yani çok güzel, hiç de tabirle interdependent oluyor devletler. Şimdi bunun için Avrupa ile ilgili bilgi birikimini artırmanız gerekiyor. Onun için mesela Fransızca öğrenmeye başlıyor. Fakat aslında Osmanlı'nın zihniyet dünyasını anlamamız açısından Cevdet Paşa'nın yaşadığı şu ikilemi de hatırlamamız gerekiyor. Fransızca öğrenmeye başlıyor ama ilmiye mensup olduğu için Fransızca öğrenmek o kadar olumsuz bir şey ki.
O kadar yanlış bir davranış ki bir ilmiyel için gizli gizli öğrenmeye çalışıyor. Ve açıktan Fransızcasını ileri düzeye getiremiyor. Halbuki biliyor mesela Fuat Paşa'nın itibarı ve bağlantıları gücü önemli ölçüde Fransızca bilgisinden de geliyor. Diğerlerinden de farkında. Bir taraftan öğrenmesi gerektiğine inanıyor ama bir taraftan da mensubu olduğu sınıf onu çok olumsuz görüyor. Yani bir taraftan görüyor. Bir muhafazakarlık onu tutuyor ama öbür taraftan da çağın... Bunu kızında uyguluyor bakın. Fatma Ali Hanım da Fransızcadan ilk roman çeviren kişidir. Tabii çocukluğunda Fransızca öğretiyor. Hem de çift hocayla. Birisi grameri, metin öğreticiliğini yapıyor. Bir de Paris'ten gelme bir mürebbiyeyi ona diyalog hocası olarak tutuyor. Fatma Paris aksanıyla Fransızca konuşuyor. Çünkü o kız çocuğu ona Paris aksanı öğretiyor. Bir Hristiyan hocası da Beyrutlu. Ona Fransızcanın gramerini ve metnini öğretiyor. Yani kızında aslında kendi eksikliği tamamlıyor. Bu yönüyle ne kadar Avrupa bilgi kaynaklar ama aynı zamanda Cevdet Paşa şunu düşünüyor. Ya bizim bir kimliğimiz var, bir birikimimiz var. Bunu da sonuna kadar değerlendirmemiz lazım. Bence bu da önemli bir şey. Yani biliyorsunuz 1820'lerden sonra Osmanlı, daha doğrusu Osmanlı modernleşmesiyle ilgili üç cümle kurmamız lazım. 1700'lere kadar Osmanlılar problemlerin farkında olup çözümü kendi içinden üretmeye çalışıyorlar. Bakıyorlar yürümüyor. 1720'lerden sonra Avrupa kaynaklı bilgi arayışına girmeye başlıyorlar. Önce çekingen, utangaç bir vaziyette, işte biraz örtük, biraz açık, işte bilgi edinmeye çalışıyorlar. 1. Abdülhamit dönemine gelindiğinde artık bu tavrın da çok işe yaramadığını gördükten sonra açık açık yabancıları çalıştırarak bu Avrupa'nın başarısını öğrenmeye çalışıyorlar. 1820'lere gelindiğinde artık bir sınıf kardeşim bu işte seçici davranarak Avrupa'nın şunu alalım bunu almayalım da bu işler olmuyor. Biz Avrupa nasıl başardıysa bunu öğrenelim, getirelim, uygulayalım demeye başlıyorlar. Ama bu da kabul görmüyor. İkili Cevdet Paşa Efendi ve Paşa bu Avrupa'nın bütün kurumlarını öğrenip uygulayalıma karşı seçici davranan grubundan bir insan. Bu önemli arada, bir isim. Mesela Fransızcadan kanun çevirelim diyen bir taraf da var. Ona karşı çıkıyor. Mecelleyi ona karşı. Ama yazıyor. Önce de mesela 1858 kanunnamesinde o söylediği yapılıyor. Kendisi de onun içinde. Fransız anayasasından çevriliyor kanunlar, pardon, Fransız kanunu çevriliyor önce. Masaya konuluyor. Kendi görüşlerini müzakere ediyorlar. Ona da bakıyorlar. Sonunda bir metin oluşturuyor. Bu metinin yazarı kendisi. Şimdi mecelle tam da burada işte Cevdet Paşa'nın duruşuna uygun bir çıkış. Yani her şeyi yabancılardan almayalım. Biz kendi birikimimizi bir yansıtmaya çalışalım. Elimizden geleni bir yapalım. Onun yetersiz kaldığı yerde işte yabancılardan aktaralım. Bu çıkış mecelleyi doğuruyor. Ve onun içinde unik bir konuma sahip. Mecellede Cevdet Paşa'nın yeri ne sorusu da çok önemli bir soru biliyorsunuz. Yani bu Ebu'l-Ula Mardin Rahmetli'nin çok önemli bir çalışma olarak ortaya koyduğu ve onun aslında Cevdet Paşa mecellenin sahibi değildir. Onun aslında bir yöneticisi ve yazarıdır. Fakat öyle bir kanunname yazarı tekniği kazanıyor ki Cevdet Paşa. Bu az bir süreç değil tabii 1850'den itibaren. Tabii o yetiştiği için. Artık 1870'lere geldiğinde Cevdet Paşa birinci sınıf bir kanun metni yazarı oluyor. Onun için Cevdet Paşa'yı mesela bir süre ayırıyorlar. Bir kitap yayınlıyorlar. O kitap o kadar olumsuz karşılanıyor evet, ki onu not veriyorsun, kısa sürede toplatılıyor. Tekrar yazdırılıyor. Cevdet Paşa onu tekrar yazıyor. Yani Cevdet Paşa burada hem fikir sahibi hem kalem gücüyle kanun metni oluşturuyor. Tabii ki müzakere ediyorlar biliyorsunuz. Tabii. O bir kişinin heyet işi. Ama orada ben bu özelliği bazı büyüklerimizde yaşadım. Kanun metni, yönetmelik metni yazmak bir yetenek, bir kazanması bir gereken alan. Bir özellik.
O Cevdet Paşa'da var. Şimdi tabii mesela mecelle yazım sırasında dördüncü kitapta sanırım zayıf sayılan bir İmam Züfer'in görüşüne dayandırması bir maddeyi dönemi Şeyhülislam'ını kızdırıyor. İşte aleyhine. Orada da aslında şeyi görüyoruz değil mi? Fikir çatışmalarını. Fikir, onu yani, söyleyeceğim şimdi. İkili bir yapı var Tanzimat kurumları arasında. Bir taraftan bu modernleşmeci, yeni devlet, işte hukuk, kanun vesaire sistem. Toplum öyle aslında. Ama bir taraftan da buna direnen bir taraf devam ediyor. Bence Osmanlı toplumu 1700'lerin son çeyreğinden itibaren sonra da Türk toplumu bence bugüne kadar bu ikilem devam ediyor. Yani toplumda meselelere bakışta iki ana farklı grup var diyelim. Ya yani şimdi de işte biliyorsunuz liberal, batıcı, işte muhafazakar, İslamcı vesaire dendiğinde aslında bu 1700'lerin son çeyreğinden itibaren oluşan kutuplaşmayı konuşuyoruz. Ama bugünkü versiyonunu konuşuyoruz. Aslında Cevdet Paşa da bunun bütün süreçlerini yaşıyor. Mesela bugün Cevdet Paşa'yı hangi partiye sokardık, sokacak olsak? Cevdet Paşa muhafazakar kesimde durur. Şimdi bu hem modernleşmeci, hem işte ilerlemeci, hem de işte kendi geleneksel değerlerinden taviz vermeye. Vermemeyi ilki olarak savunan ama ne kadar vermiyor? İşte ayrı bir hikaye yani. Abdülhamit döneminde öne açılıyor. Dört farklı nezarette altı defa nazırlık, yani bakanlık görevi üstleniyor. Sultan Abdülhamit'in ilk kabinesinde marif nazırlığı var. Adliye nezaretine geliyor. Balkanlarda isyanlarda sulh sağlanmasında önemli. Mithat Paşa ile çatışması. Tabii bu arada herhalde Cevdet Paşa'yı anlamak için biraz Mithat Paşa'yı da var mı Mithat Paşa biyografisi? Mithat Paşa'nın Mithat Paşa üzerine kitaplar var ama hayatını merkeze alan bir çalışma yok. Yani Cevdet Paşa gibi olanlar var. Yani bir anlamda standart biyografi var ama böyle onun özel hayatını, kişiliğini, işte din anlayışını, diyelim ki hafızlığını, ailesiyle ilişkilerini vesaire vesaire onları anlatan bir şey yok. Cevdet Paşa gibi Mithat Paşa da belli ön kabullerle anlaşılan bir isim. Cevdet Paşa ile Mithat Paşa hikayesi de çok karşıt söyleniyor ama benim böyle tabi caizse ay gün yıl hesabıyla giderseniz yani bu Kanuni Esasi'nin müzakereleri sırasında araları açılıyor. Yani biliyorsunuz 19. yüzyıl devlet adamlarının en önemli sorusu bu devlet nasıl kurtulacak? O soruya verilen cevaplar kişileri ayrıştırıyor. O soruya verilen cevapta Mithat Paşa yani vaktimiz yok bir an önce şu Avrupa'daki anayasalardan çalışarak bir metin oluşturalım ve hemen işte ilan edelim bunu. Çünkü 1860'lardan itibaren öyle bir anlayış gelişiyor ki anayasa gelecek işte bu problemler çözülecek. Şimdi böyle olunca Cevdet Paşa da aslında hangi maddelere karşı çıktığını söylemiyor ama bazı maddelerde farklı görüşler ileri sürüyor. Benim anladığım Mithat Paşa, Cevdet Paşa'nın görüşlerini hem o gün görmüyor hem de zaman kaybına yol açacak olarak gördüğü için çatışıyorlar. Ondan önce, burada dikkat edilirse mesela Mithat Paşa, Mahmut Nedim Paşa, Cevdet Paşa'yı Maraş'a gönderiyor. Mithat Paşa getiriyor onu. Sen diyor Maraş'ta harcanıyorsun. Ne işin var orada? Mahmut Nedim Paşa görevden alınır alınmaz Mithat Paşa gel diyor mecellenin başına geç. Sen burada lazımsın. Evet. Ona aslında bulunduğu yerde kıymetli destek veriyor. Fakat bu anayasa çalışmalarında biraz böyle ciddi ayrılık yaşıyorlar. Sonunda da bu benim gördüğüm Cevdet Paşa biraz otoriteye İtaatkar bir insan. Sultanların davranışlarının bazılarını uygun görmese de sonuçta halife, sultan ona itaat etmek gerekiyor diye inanıyor. Aslında bu biliyorsunuz 2. Mahmut'tan sonra beklenen bir davranış. Yani şartsız itaat. Hele 2. Mahmut ve 2. Abdülhamit ikisi de şartsız itaati isteyen insanlar. Çok ilginçtir. Mesela 1831'de bir risale yayınlatıyor 2. Mahmut. Görevdeki Şeyhülislam'a Yasincizade Abdülvehhab Efendi'ye Hulasatul Burhan Risalesini yayınlatıyor. Risale Türkçe ve Arapça. Şey belli, hitap ettiği kesim çok net belli. Özü ayet ve hadislerle sultan halife ne yaparsa yapsın itaat edeceksiniz. diyor. Bu 2. Abdülhamit döneminde benzer bir yayınla tekrar ediliyor. Hilafet-i Muazzama diye bir kitap yayınlanıyor. Onun içerisinde bu risaleye de atıf yapılarak
Abdülhamit de çözümü şartsız itaatte görüyor. Tamam diyor, ben yanılıyor olabilirim. Sizin beğenmediğiniz kararları verebilirim. Ama benim kararımı kabul edin, uygulayın. Şimdi Cevdet Paşa buna yatkın bir insan. Biraz entrikacı bir tarafı da var mı sanki? Yok. Fakat çok ilginç bir şey. Cevdet Paşa bu kadar sadık bir şekilde Abdülhamit'e itaat etme yönünde ilerlerken, işte o Kısas-ı Enbiya hikayesinde başına gelen ve Mecelle Cemiyeti'ni... Bu arada Kısas-ı Enbiya'yı toplatıyor. 7. cildini Abdülhamit, hatta görevden aldıktan sonra, daha doğrusu hazırlıktan aldıktan sonra. Ben o 7. cilde ne vardı diye merak ettim. Ne vardı hocam? Kısas-ı Enbiya'yı Abdülhamit niye toplatıyor? Vallahi, niye yasaklıyor niye yani? Niye toplattığını söylemiyor ama benim gördüğüm 7. cilt yayınlanınca, okuyunca, orada Hazreti Osman sonrası İslam tarihindeki kargaşalı dönem anlatılıyor ve hali ihtilal gibi, böyle Abdülhamid'in hiç hoşlanmayacağı bir ihtilal tabiri de dahil olmak üzere o dönemi anlatan Hazreti Ali'nin başına gelenleri, zannediyorum daha matbaadayken şikayet ediliyor saraya, hiç müzakeresiz yasaklatıyor. Yasaklattıktan sonra Ahmet Cevdet Paşa'dan bunun izahını istiyor ama Ahmet Cevdet Paşa buna çok kırılıyor. Peki bu arada Mecelle Cemiyeti'nin kapatılmasına da aynı şekilde de kırılıyor. Kırgın çok, yani çok. Vefatı zaten o yani kırgınlık. Yani mesela sultana bir mektup yazıyor Mecelle Cemiyeti'nin çalışmalarıyla ilgili. O kadar üzüntüsünü şöyle diyor mesela. Bilmiyorum ki ne işe yarıyordu. Çok da öyle önemli bir şey değilmiş. Yani sen nasıl böyle bir soruyu bana sorarsın der gibi. Son derece muhtevası zayıf. Sanki o kurumdan hiç habersiz, hakim değil, yaptıklarının değerini de bilmeyen bir yarım sayfa cevap yazıyor. Tabii bu aslında bir siyaset ilmi de var bu arada. Abdülhamit de tabii Cevdet Paşa'nın kuvvetli muhalifi Said Paşa'ya bu cemiyet ne işe yarıyor, bununla ilgili bana bir rapor yaz diyor. O da öyle bir rapor yazıyor ki sen haklı bir şekilde kapattın dedirtmiş oluyor. Yani bu biliyorsunuz siyasette... Evet, olan işler, siyaset kavgalarının bir şey yani bugünkü örneklerini de farklı şekillerde, çeşitli şekillerde verebiliriz. Tabii burada Cevdet Paşa'nın, yani Abdülhamit iktidara gelirken bir söz veriyor genç Osmanlılara. Yani bir kanuni esasiyi hayata geçirecek. Tabii Cevdet Paşa'nın bu kanuni esasiyi hayata geçirme noktasında da bir misyonu ve görevi de oluyor. Yıldız mahkemeleri önemli gördüm Abdülaziz'in yargılamasında. Ama onu bir başka program için söz alalım da o, onu orada o, çünkü o uzun önemli bir konu Yıldız mahkemeleri. Abdülaziz'in tahttan indirilmesinden sonraki 4 gün içinde ölümü özel bir bahis. Cinayet mi, intihar mı tartışmalarında belki biraz da Türk darbeci geleneğinin bir kökenlerini de belki orada görmek lazım. Yıldız mahkemelerini bir söz daha alıyorum bir başka zaman ve devamında konuşmak üzere. Sadece Kısas-ı Enbiya'yı Arapların İslam tarihini ne diyelim kendi perspektiflerinden anlatmasına karşı yazdığına dair bir cümle dikkatimi çekti. Yani onu motive eden sebeplerden birisi de buydu diye bir şey dikkatimi çekti. Bunu çok kısası NBA yazıma sebebini sorayım. Bence Kısas-ı Enbiya'yı yazma sebebi 1852'de Encümen-i Daniş bir tarihi umumi, bir dünya tarihi yazdırmaya karar veriyor. Bu dünya tarihi yazdırma kararı 3 bölüm halinde yazılacak. Bölümlerden birisi işte insanlığın doğuşundan Hazreti Musa dönemine kadar, diğeri Hazreti Musa döneminden hicrete kadar, Efendimizin hicretine kadar, üçüncüsü de hicretten Abdülmecid dönemine kadar. Cedet Efendi o zaman bu üçüncü ciltte görevlendiriliyor. Redavuz da burada görevlendiriliyor ilginç bir şekilde. Üçüncü cilt görevlerinden birisi. Yani Hazreti Peygamber döneminden Abdülmecid dönemine kadar ki tarih yazımında Cevdet Efendi o Meclis-i Marif üyesi olarak görevlendiriliyor. İlginç bir şekilde bununla ilgili bir şey yazmıyor ama bence bu projeyi zihninde önemsiyor. Zihninde yer ediyor bu proje. Ve 1870'lere geldiğinde o proje artık rafa kaldırılıyor. Yani tarihi umumi de sadece Hayrullah Efendi kendi payına düşen birkaç cilt yazıyor. Sonra o dönemle ilgili Cevdet Efendi'ye işte tarihi Cevdet'le anılacak olan kitap yazdırılıyor. 1774-1826. Bu umumi tarihin
Hazreti Peygamber döneminden sonrası kısmı akamete uğruyor. Bence Cevdet Efendi, sonra paşa, onu zihninde önemsiyor. Ve 1870'lere gelindiğinde bunu artık Cevdet Efendi aslında bir eğitimci aynı zamanda. Çünkü Darül Muallim'in müdürlüğü var biliyorsunuz, hocalığı var. Ders kitabı yazmayı çok önemsiyor. Bu çok önemli bir şey. Bakın çok üst düzey bürokratik görevler yapıyor. Bakanlıklarda bulunuyor ama her zaman ders kitabı yazıyor. Bu çok önemli bir şey. Çok altı çizilecek diye bir şey. Çünkü bir şey. Yani, müthiş bir tecrübe aktarımı. İlkokul çocuklarına ders kitabı yazacak kadar o seviyeye inmeye çalışıyor. Ortaokul, liseye. O çerçevede tabiri caizse orta öğretim İslam tarihi kitabı yazmak istiyor. Kısası MBA'yı motive eden. O da bu. Ve 1439'a kadar geliyor. Osmanlı hatta Abdülhamit yasaklayınca kısası MBA'yı diyor ki ne yaptın padişahım, ben Osmanlı hilafetinin de nasıl ortaya çıktığını, İslam hilafet tarihini yazacaktım ve bu İngilizlerin Osmanlı hilafetine karşı yaptığı hücumları cevaplandırmış olacaktım diyor. Sen neye mal oldun? Önemli de bir itiraz. Haklı. Evet, Cevdet Paşa'yı haklı bulduk yani burada. Sen ne yaptın böyle diyor. Yani benim büyük projemi, evet. Ama bitiriyor projeyi. Bak bu da çok önemli. Son 5 cildi gizlice yazıyor. Bir şey, istikrar ve tabii hiç kim fikir. Çünkü bilinirse padişah kızar diye gizli yazıyor, kızına emanet ediyor. Kızı da 1913'te yayınlıyor işte biliyorsunuz. Bugün iyi ki yazmış. İyi ki yazmış kısa semriye. Yani, bugün İslam tarihinin biliyorsunuz, klasiklerinden. Türkçe'de Türkçesi bakımından İslam tarihi alanında yazılmış Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sözü bu. İbnül Emin'in sözü. İnanılmaz bir akıcı Türkçe ile yazıyor. Yazıl, evet, müthiş bir şey. Hilafet ve Saltanat kitaplarınızdan birisi. Evet. Bu özellikle zaten bu Hicaz bölgesi, Bilad-i Şam dediğimiz o bölge, Suriye bölgesi, Filistin bölgesi çalışma alanlarınızdan birisi. Abdülhamit üzerine yabancı dil, İngilizce yazılmış eserleriniz de var. Pek çok uluslararası yayın tarafından çıkan. Bir kısa bir reklam arası vereceğim. Şimdi İngiliz Hristiyan Siyonizmi nedir? Theodor Herzl'den önce o Filistin'e dair İngilizlerin planları, projeleri neydi, nasıl ortaya çıktı? Onu çok kısa bir sürede sizden dinlemeye çalışacağım. Bir dahaki program sözünüzü baki tutarak kısa bir virgül koyuyoruz. 2-3 dakika sonra buradayız efendim, bir reklam arasından sonra. Efendim, Türk Kahvesi'nde 3. yarı her zamanki gibi daha da hızlanmış durumdayım. Konuğum biliyorsunuz Medipol Üniversitesi'nden bir tarih profesörü, Profesör Doktor Tufan Buzpınar Hoca. Şimdi Ahmet Cevdet Paşa Efendi ve Paşa dönemi üzerine daha geniş konuşmayı hak eden bir biyografi. Ama ben burada bir virgül koyacağım. Hristiyan Siyonizmine geçeceğim. Çünkü bugün için Filistin meselesini anlama noktasında bizim için büyük önem taşıyor. Ama onun öncesinde bir bitmeyen sorularım var ya hocam, sadece tarihçilerin değil biz bizim de sorularımız çok. Benim bitmeyen sorularımdan birisi çok kısa olarak 19. yüzyılı anlamak bugünkü süreklilikler açısından neden önemliye böyle bir kısa cevap istiyorum sizden. Özellikle mezhep savaşı sınırımızda hani bir sürü şeyin olduğu bir dönem, bugünkü süreklilikleri ve kutuplaşmaları itibariyle neden önemli sorusu. Evet, 19. yüzyıl şekillenme yüzyılı veya 20. yüzyılı belirleme yüzyılı gibi değerlendiriliyor. Bunda da ciddi haklılık payı var. Çünkü birçok konuda süreklilikler devam ediyor. İster mesela yeni ortaya çıkacak bir mesele olarak Filistin meselesi, en yeni ortaya çıkacak mesele 19. yüzyılda. Yani 20. yüzyılda ortaya çıkmış gibi görünüyor ama az sonra konuşacağız. Bunun 19, çok ciddi evet. Arka planı var. Ondan sonra bugünkü Orta Doğu şekillenme süreçlerinde etki eden ana faktörleri sorguladığımızda hepsi 19. yüzyılda büyük devletler rekabeti dahil olmak üzere karşımıza çıkıyor. Osmanlı modernleşmesi veya bu devlet nasıl kurtulur? Hani bu coğrafyada Türklerin varlığını sürdürebilmesi için temel maddeler, konular, işte yani çırpınışlar açısından baktığımızda çözüm önerileri olarak ortaya çıkan fikirler de aslında hala süreklilik arz ediyor. Az önceki bölümde işaret etmeye çalıştım. Bence toplumun kutuplaşması dahi, yani ana ekseniyle işte diyelim ki dışarıdan etkilenmeye ne kadar açık olacağız sorusu hala aynı soru.
Cevaplarımız da aslında ana hatlarıyla biliyorsunuz, yani siz Abdullah Cevdet'i ikide bir zikrediyorsunuz. Hani Abdullah Cevdet biliyorsunuz bütünüyle, gülüyle, dikeniyle Batı medeniyetini almamız gereken bir isim. Bilimsel materyalist, evet. Ve İslam'ı da o arkadaş grubu Celal Nuri, Kırzade Hak, onlar İslam'ı da onlar beşeri bir din olarak, yani vahye dayalı bir din değil de hani Hazreti Muhammed'in Hazreti Muhammed'in kendi kişisel becerileriyle oluşturduğu bir din olarak sunuyorlar ve bu aslında biliyorsunuz Batı'da Muhammedanizm olarak ortaya konulan din anlayışı. Bunu düşünen insanlar da var. Yani İslam'dan uzaklaşan, kendi değerlerimizle birlikte modernleşmeliyiz diyen ama bunun gerçekten ne kadar mümkün olup olmadığını hala sorgulayan bir tarafımız da aynı. Bunların hepsi 19. yüzyılda ortaya çıkmış. Aslında iki Cevdet arasında kutuplaşma devam ediyor diyorsunuz, evet, tartışmalar, evet, ve evet, çizgi devam ediyor. Bence süreklilikler çok fazla. Evet, süreklilikler. Bir cümle aslında söylemiş olan belki kopuş teorisini savunanlar aslında konum olarak daha zayıflıyorlar. Çünkü toplumlardaki süreklilikler, yani bu müzakere edilen konular dahil olmak üzere bence çalışmalar arttıkça daha da kendini gösteriyor. Hani Türkiye Cumhuriyeti yepyeni bir devlet, işte Osmanlı bağını biraz reddetti filan. Yani o kopuş teorisi diyelim, onu savunanların tezleri daha da zayıflıyor aslında giderek, bildiğimiz tarih arttıkça. Peki, şimdi biz bir Theodor Herzl biliyoruz. Bu Theodor Herzl bir Yahudi kongresi yapıyor. İşte Yahudi Siyonizmi ondan sonra konuşulmaya başlıyor. Fakat siz bulduğunuz belgeler, yaptığınız araştırmalarla diyorsunuz ki Filistin'de bir Yahudi devleti kurma fikri çok daha gerilere gidiyor. Şimdi Hristiyan Siyonizmi, İngiliz Hristiyan Siyonizmi dediğiniz şey nedir? Bunun kökeni nereden yola çıkıyor? Ve bunlar Avrupa'yı ve dünyayı nasıl Filistin'de bir Yahudi devletine ikna ediyorlar? Buyurun. Şimdi bu konuyu açıklamak için bir iki ön cümle kuralım. Bir tanesi işte Hristiyan, Yahudilik işte doğduğu bölge belli. Yahudilerin yoğun olarak yaşadıkları bölge işte Basra bölgesinden Harran'a, Harran'dan Filistin'e, Filistin'e Mısır'a, tekrar Filistin'e dönüyorlar. Hristiyanlık Yahudilik arasında doğuyor. Yahudilere rağmen doğuyor ve Yahudilerin cezalandırmalarıyla Hristiyanlar bölgeden ayrılıyorlar. Bu anlayış, yani Hristiyanların Yahudi karşıtlığı, bugün de biliyorsunuz Katoliklerde, Ortodokslarda ciddi anlamda yaşayan bu Yahudi karşıtlığı Protestanların ortaya çıkmasıyla ciddi bir zaafa vuruyor. Ve Protestanlar arasında bir grup İncil'in ve Eski Ahit'in İngilizce'ye ve Batı dillerine çevrilmesiyle birlikte şu fikri savunuyorlar. İşte kutsal kitap sadece kilise mensuplarının, papazların okuyup anlayacağı ve insanlara anlatacağı bir metin değil. Herkes okur ve anlar. Şimdi bu anlayış çağı, yani Protestanlığın doğuşundan sonraki dönemde özellikle 17. yüzyıla gelindiğinde, ben şimdi İngiltere'de oluşan durumu çalışıyorum. Onun için ondan bahsedeyim. Siz ağırlıklı İngiltere. Evet, ben İngiliz Hristiyan Siyonistlerinin oluşum sürecini, düşüncenin oluşum sürecini ve 19. yüzyıldaki aksiyon dönemini çalışıyorum şu anda. Yani bir iki makale yayınladım, çalışmalarım devam ediyor. Bunun fikri arka planı 17. yüzyılda ortaya çıkıyor. Bu reformasyon dediğiniz evet, reformasyon işte döneminde. Bu da şöyle ortaya çıkıyor. Yani dediğim gibi İncil 17. yüzyılda en fazla okunan kitap İngiltere'de. Matbaada basılması da tabii buna sebep oluyor. Ve bu yeni dönemde bir geleneksel olarak biliyorsunuz Haçlı seferlerinden de bildiğimiz, aslında Filistin Hristiyanların kutsal topraklarını içeriyor değil mi? Hazreti Meryem'in bulunduğu yer, işte Doğuş Kilisesi, işte Kıyamet Kilisesi ve diğerleri, bütünü orada ve ciddi anlamda bir Hristiyan kültürü ve referansları var. Fakat 17. yüzyıldan itibaren bir grup Protestan arasında diyelim, önemli isimlerinde yer aldığı şöyle bir anlayış gelişiyor. Yahudiler lanetlenmiş insanlar olarak görülürken ve o nedenle de sürgüne gönderilmişler olarak görülürken, bu anlayışın o dönem Yahudilerine ait olduğunu ve Filistin bölgesinin aslında Yahudilere vaat edilen bir toprak olduğunu,
Yahudilerin bütün dünyaya yayılması tamamlandıktan sonra Filistin'e dönmeleri gerektiğini, Filistin'e döndükten sonra Hazreti İsa'nın yeryüzüne gelme sürecinin başlamış olacağını, Hazreti İsa'nın yeryüzüne gelebilmesi için de Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması, bu devletin başkentinin işte Süleyman Mabedi'nde bulunduğu Kudüs olmasını ve o Süleyman Mabedi'nin de yeniden inşa edilmesini. Dikkat ederseniz bunlar ön şart gibi bir anlayış. Buna kehanet diyorlar. Bu kehanet anlayışı, yani Yahudilerin Filistin'e dönmesi, bir devlet kurmaları, başkentin Kudüs olması ve Süleyman Mabedi'nin inşa edilmesinden sonra Hazreti İsa yeryüzüne gelecek, yeryüzünde kendi krallığını ilan edecek. Bu bin yıllık süreç başlayacak. İşte yani buna milenyum. Bu denir. Hristiyan, protestanların bir grubu. Bunların muhalifleri de var ama biz şimdi bu grubu inancı savunanları konuşuyoruz. Bunların aslında Yahudilere karşı tavırları çok olumsuz. Ve özü itibariyle sevimsiz bir topluluk olarak görüyorlar Yahudileri. Fakat istedikleri şey bütün insanların Hristiyanlaşması. Bütün insanların Hristiyanlaşması için iki yol düşünüyorlar. Yahudilerin de Hristiyanlaştırılması süreci birer birer. Fakat bu hem uzun hem meşakkatli bir yol. Esas Hristiyanlaştırma nihai analizde Hazreti İsa yeryüzüne geldikten sonra olacak. Çünkü Hazreti İsa herkesi kendine davet edecek. Bunu kabul edenler Hristiyanlaşacaklar, etmeyenler öldürülecekler. Şimdi böyle olunca dikkat ederseniz ön şartlar nasıl oluşuyor? Bir kere Filistin'de bir Yahudi devleti kurulacaksa Yahudilerin oraya dönmeleri gerekiyor. Yani biz 1600'lü yıllarda, 1700'lü yıllarda Filistin'de ne kadar Yahudi var bilmiyoruz ama 1830'lu yıllarda 10 bin civarı diye yazıyorsunuz. Bu da İngilizlerin söyledikleri. Bu rakam ne kadar güvenilir bilmiyoruz ama hadi diyelim ki güvenilir. En iyimser rakamla Sina'dan Suriye'ye, yani Mısır sınırından Suriye bölgesine kadar olan bölgede 10 bin civarında olduğunu söylüyorlar. Bütün köylerde, kasabalarda, yerleşim merkezlerinde. Yani Kudüs'te çok daha az tabii. Şimdi bu rakamlarla tabii devlet kurulması mümkün değil. Ne yapıyorlar? Uzun uzun tartışıyorlar bunu. Mesela 1830'lara kadar... Yani soru şu kadar, mu efendim? Yani Yahudilerin Filistin'e dönmesini nasıl sağlayacağız? Evet. Çünkü dönmeleri gerekiyor ki devlet kurulsun. İki şey, bu aslında Yahudilerin anlayışına da uygun bir şey bir yönüyle. Çünkü Yahudiler de kendi nesillerinin bütün dünyaya yayılması tamamlandıktan sonra dönüş, buna restoration diyorlar İngilizce'de. Yani dönüş, Filistin'e geri dönüş. Dönmeleri. Bunu fikir olarak yüzyıllarca savunuyorlar. Çok literatür oluşuyor. Kitaplar var, risaleler var. Bunun Yahudi sevgisi içermediğini şöylece çok somut bir şeyle söyleyeyim vakitler olduğu için. Bir kere 1290'dan 1650'lere kadar Yahudilerin İngiltere'de yaşaması yasak. Kral Edward döneminde çıkartılıyorlar ve dönemiyorlar. 1650'lerde şöyle bir anlayış güçleniyor. Ya bu adamları biz İngiltere'ye getirmiyoruz ama inanışa göre dünyanın her tarafına yayılmadan Filistin'e dönmeyecekler. İngiltere'ye getirelim ki Filistin'e dönüş sürecinin ön şartı tamamlansın diyorlar. Bir, ikincisi de hükümeti ikna etmek için bak diyorlar bunlar arasında çok zenginler var. İlginç değil mi? Bu argüman o zaman da kullanılıyor. Bunların zenginliklerinden de istifade ederiz diyorlar. Önce İngiltere'ye gelmeye ikna tabii, ediyorlar. İngiltere'ye yani gelsin diye 1649'da müracaat ediyorlar. Tepki çok olunca gelmeleri için kanun çıkarılamıyor. Fakat fiilen gelmelerine izin veriliyor. Fiilen geliyorlar. Hükümet göz yumuyor. Fiilen geliyorlar. Zaten daha önce de aslında yasak olarak, yasak döneminde de fiilen gelip, mesela İspanya'dan kaçan, 1492'de İspanya'dan sürülünce, oradan kaçan Yahudilerden bir kısmı geliyorlar ama Yahudi kimliğini gizleyerek. Hani Osmanlı tarihinde dönmelik var ya, benzer bir anlayış orada da yaşanıyor. İngiltere'de de yaşanıyor. İngiliz gibi görünüyorlar, çünkü yaşıyorlar. Çünkü İngiltere'de hala Yahudi düşmanlığı sürüyor, hakim. Evet. Yani 18. yüzyılda mesela var. 1650'deki tepki, bir yüzyıl sonra 1753'te, Yahudilerin İngiliz vatandaşı olmasına dair bir kanun çıkarılıyor. Yahudi vatandaşlığına evet. Kabul yasası. İngiliz vatandaşlığına kabul yasası çıkarıyor Yahudiler için. Yahudileri evet. Vatandaşlığa kabul evet, 1753'te. Yasası. 1753'te. O kadar güçlü bir tepki oluyor ki
Hükümet bir yıl sonra kanunu iptal ediyor. O kadar Yahudi düşmanlığı var. Çünkü bu anlayış Yahudileri sevmekle alakalı değil. Sadece dünyanın Hristiyanlaşması için Yahudilerin Filistin'e dönmeleri gerektiği inancı. Yani aslında hedef Hristiyanlaştırmak. Şimdi insanları Hristiyanlaştırmak. Aslında 1600'lü yıllarda İngiltere'ye Yahudilerin dönüşü fiilen. Ondan sonra da Filistin'e dönüş. 1830'da Lord Shaftesbury. Şöyle tamamlayayım 18. yüzyılı. Bu fikir devam ediyor. Yahudi karşıtlığı da devam ediyor. Fikre karşı da İngiltere'de bir damar var. 1830'ların farkı şu. Ben 1830'ları özellikle çalışmaya başladım. 1830'lara kadar bu fikir düzeyinde kalıyor. Bol yayın var. O kadar çok yayın var ki hayret edersiniz. Mesela 1798'de Napolyon Mısır'ı işgal ettiğinde bazı İngiliz Hristiyan Siyonistler bugünkü anlayışla hayıflanıyorlar. Bak diyorlar, şimdi Fransızlara nasip olacak bu Yahudiler oraya götürmek. Halbuki biz yapmalıyız bunu. İngiltere yapmalı bunu diyorlar. Ya bu diyorlar. Dini bir vazife olarak. Evet, İngiltere'ye düşer bu kutsal görev diyorlar. Sonra bu, 1830'lara geldiğimizde şey mi var? Hayır. Arkadaşlar ekranda resimleri veriyorlar. Ona gözüm takılı. Buyurun. 1830'larda olan şu. Artık bu fikir düzeyinden aksiyon düzeyine çıkıyor. Yani İngiltere'deki Hristiyan Siyonist ileri gelenler, güçlü isimler var. Politikada var. Kilisede var. Bu İngiltere derken dinleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Sadece İngiltere ülke, Britanya'nın tamam aslında. Tamam. İskoçya dahil, İngiltere dahil, Galler dahil. Oradaki Protestan ve bu teoriye inananları konuşuyoruz. Mesela bunlardan bir grup İskoç papazı 1839'da Filistin'e geliyorlar. Tabiri caizse yerinde inceleme yapıyorlar. Biz bu insanları buraya getirmek için ne yapabiliriz? Burası nasıl bir yer? Nasıl plan? Yani fikir düzeyinden aksiyon düzeyine geçti dediğim bu. Bu 1830'larda İngiltere'de o kadar güçleniyor ki, mesela az önce ismini zikrettiğiniz Lord Shaftesbury 1839-40'da dönemin Dışişleri Bakanı, çok güçlü bir isim, Lord Palmerston. Şimdi ekranda arkadaşlar verdiler. Konuyu anlatıyor. Çok yakın arkadaşı Shaftesbury de kendisi iliklerine kadar müttaki bir Hristiyan, öyle söyleyeyim. Dindar bir Hristiyan. Ama bütün amacı bu teorinin gerçekleşmesi. Yani teori Hazreti İsa'nın gelişini sağlanması. Bunun ön şartların gerçekleştirilmesi. Şimdi 1830'lar niye önemli? Bizim dinleyicilerimiz muhtemelen hatırlayacaklardır. İki kriz var değil mi? 1831'de Mehmet Ali Paşa merkezi yönetime isyan ediyor. Çukurova'ya kadar olan bölgeyi yönetiyor. O yönetimi Filistin bölgesinde, Lübnan'da, Suriye'de kriz çıkarıyor. Bu kriz ümit veriyor. Çünkü Osmanlı'nın zaafıyla birlikte içerideki kriz Hristiyan Siyonistlere bak ortam uygun hale geliyor. Bir kaos var, burada veriyor. Yerleşilebilir. Bunun için heyetler gelmeye başlıyor ve aynı zamanda İngiltere 1838'de Kudüs'te bir diplomatik temsilcilik açıyor. İlk Avrupa temsilciliği. Ve bu temsilciliğe atama sırası geldiğinde Shaftesbury devreye giriyor ve Hristiyan Siyonist bir diplomat tayin ettiriyor. William Young tayin ediyor. Arkasından gelen James Finn de bir Hristiyan Siyonist. Biz normalde bunların İngiliz diplomatları olduğunu düşünüyoruz. Ama sistem içeride, yani hükümette ve parlamentoda bu görüşü savunan, inanan insanlar güçlenince, dikkat ederseniz küçük atamalara müdahale eder hale geliyorlar. Ondan sonra bu kişi bölgeye geldiğinde, mesela 1839'da da tesadüf olmaması lazım değil mi? 1838'de bir Hristiyan Siyonist diplomat olarak atanıyor, konsolosluk kuruluyor. Ertesi yıl heyet geliyor. Heyet bölgeyi A'dan Z'ye inceliyor. Raporlarını dönüyor, binlerce sayfa yayın yapıyorlar. Ama bir de bunun özel paylaşımları var. Gelirken ve giderken güzergahtaki bütün Yahudi
topluluklarla görüşüyorlar. Yani Fransa'da, İtalya'da, Afrika'da, dönüşte İstanbul'da, Roma, Bükreş'te, Macaristan'da, Almanya'da. Niye? Çünkü bu fikri nasıl realize edeceğiz? Yahudiler dönmeye ne kadar hazırlar? Çünkü bir fikir var, tamam da bunun mali yönü önemli bir mesele. Tamam, o da kolay Yahudiler çözülecek. Yahudiler de çok dönmeye ikna değil o vakte kadar. O bu fikir onlar, yabancı Yahudi de böyle bir fikir yok zaten. Fikir hani yok. Biz 1890'lardaki Siyonizmi konuşmuyoruz. Hristiyanlar arasında dünyayı Hristiyanlaştırmak için bir projeden bahsediyoruz aslında. Evet. Bence bunun zirvesini 1830'lardaki çalışmaların zirvesini 1840'da Dışişleri Bakanı Palmerston, İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi Ponsonby'ye bir resmi talimat gönderiyor. Bakın bu unik bir belge ve çok önemli. O talimatta diyor ki Osmanlı hükümetiyle görüş, özel yazışmasında da Mustafa Reşit Paşa ile görüş diyor. Yahudileri Filistin'e yerleştirmek için kanun çıkarsınlar. Onların dönüşünü teşvik etmek için altyapı hazırlıkları yapsınlar. Bu onların Mehmet Ali Paşa'ya karşı mücadelesinde çok önemli katkı sağlayacak. Şimdi bu Ağustos 1840 tarihli ya, aslında bağlam için şunu hatırlatmamız lazım dinleyicilerimize. 1840 Mehmet Ali Paşa'nın ikinci isyanının başarılı olduğu ve Osmanlı hükümeti zor durumdayken İngiltere'nin öncülüğünde büyük devletlerin bir araya gelip bir dakika siz hareket etmiyorsunuz, biz bir araya geleceğiz, sizin geleceğinize karar vereceğiz deyip uluslararası bir ilana çıktıkları ve Temmuz 1840'ta da ilk anlaşmayı sağladıkları dönemi konuşuyoruz. Palmerston da bunun mimarı. Şimdi bu kadar güçlü bir insan Osmanlı Devleti'ne diyor ki Yahudileri Filistin'e göç ettirmek için bir kanun çıkarın, hazırlıklarınızı yapın. Yönetiminizin de diyor hani adli sistem olarak, hukuki yapı olarak altyapısını hazırlayın. Bu sizin için çok önemli katkılar sağlayacak diyor. Bu mektup 1840'ın son aylarında Osmanlı hükümetine iletiliyor. Cevabı ne oluyor? Bunu alayım, virgül koyacağım bir bölümü. Bir cümle daha ilave edeyim. Palmerston sadece mektubu göndermekle kalmıyor. Osmanlı'nın Londra Büyükelçisi'ne de gidiyor. Onu da devreye sokuyor. Kim o zaman Londra Büyükelçisi? Şekip Efendi. Şekip diyor ki sen de hükümetine söyle, bu iş önemli. Filistin'e, orada Filistin geçiyor. Filistin'e Yahudi göçünü yap. Bunun cevabı şu oluyor. Osmanlı Devleti bir taraftan Palmerston'un ne kadar önemli olduğunun farkında. İngiltere, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü açısından çok önemli bir yerde duruyor. Ama bir taraftan da bu projeyi kabul edemeyecek. Kendi iç müzakerelerinde bunun Osmanlı toplumunda var olan hassas denge, yani çeşitli cemaatlerin, gruplar arasında oluşan hassas dengeyi alt üst edecek, daha da kötüleştirecek bir etki yapacağını düşünüyorlar. Ama bunu bu şekilde İngiltere hükümetine söyleyemeyecekler için diyorlar ki efendim şimdi biz bu bölgeyi yeni devralıyoruz. Henüz bölgenin durumuna da hakim değiliz. Bir de sizin işaret ettiğiniz kurumları da oluşturamadık. Yani adli sistemi de istenilen düzeye getiremedik. Şimdilik gelmemeleri daha uygundur diyorlar. Ama kendi işlerinde çok kararlılar ve bu kararlılığın mimarı da Mustafa Reşit Paşa. Bu çok ilginç bak. Mustafa Reşit Paşa yani İngilizci, işte İngiltere hükümetiyle ortak hareket ediyor falan gibi sunuyorlar. Ama burada Abdülmecid Mustafa Reşit Paşa'nın bu emeğine özel teşekkür. Yani devlet-i aliyenin yüksek çıkarlarını. İrade de, yani sadrazamın telhisinin arkasında yazılan irade de özel işaret ediyor. Mustafa Reşit Paşa'nın bu konudaki tavrını benimsememiz ve devam ettirmemiz gerektiğini hususen zikrediyor. Burada bırakacağım. Devamını merak ediyor izleyicilerimiz de eminim. Bizi izleyen. Doğrusu devamı çok daha ilginç. Yani Abdülhamit'e gelene kadar. Yani çünkü 1890'larda Hristiyan Siyonizmi ile Yahudi Siyonizminin ortak çalışma alanına gelecek. Tam da ne zaman buluşuyorlar? Evet. Tabii bu arada da Türkiye'ye Protestan misyonerlerin geldiği bir dönemde var. Evet. Yani bütün Osmanlı toprakları. Osmanlı tabii, Türkiye tabii, değil yani bütün anlamda. Anadolu'ya yani her yere. O misyonerlerin geldiği dönemler, okulların açıldığı bir dönem var.
Hocam burada tüm izleyicilerimiz karşısında bir söz alayım sizden. Evet. Bunun devamını bir başka programda yapalım inşallah. Nasip inşallah. İnşallah Allah ömür verir, sağlık verirse inşallah. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten soluksuz dinledim. İzleyicilerimizin de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Ve bu dönemi anlamanın, bugünü anlamanın da anahtarı olduğu konusuna bir kez daha sayenizde vakıf olduk. Tekrar teşekkür ediyorum efendim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere bir dahaki sefer inşallah. Efendim hoşça kalın.